Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Anne ve anne adaylarının tanışmak, paylaşmak ve keşfetmek için bir araya geldikleri uygulamanın detaylarını Pınar Demir'den dinleyeceğiz. Hoş geldiniz Pınar Hanım. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sizler nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ederim. Sohbetimize başlarken sizi daha yakından tanımak istiyorum. Tabii ki de, ben böyle kısaca bir kendimi tanıtayım. Lütfen. İsmim Pınar Demir, Annelink uygulamasının kurucu ortaklarından birisiyim. Öncesinde kısaca kariyerimden bahsetmem gerekirse, ilk olarak satış pazarlamada çalıştım. Satış pazarlama alanında, kurumsal sektörde. Arkasından da uluslararası projelerde proje yöneticisi olarak görev aldım. Sonrasında bu annelerin yönelik fikrin gelişmesiyle birlikte uygulamayı geliştirmeye koyulduk ve şirketi kurduk ortağımla birlikte. Peki bu fikir nasıl ortaya çıktı? Bu uygulamanın arkasındaki ekibi de çok merak ediyorum aslında. Evet, ekibimizden bahsetmem gerekirse çekirdek ekibimizde iki kişiyiz aslında. İki kurucu ortağız. Bir de teknik danışmanımız var. Yani üç kişiden oluşuyor çekirdek ekip. Ancak bunun dışında bir de uygulamanın kodlanması, yani geliştirilmesi sürecinde birlikte çalıştığımız bir teknik ekibimiz var. Bir de bütün bunlara ek olarak da fikrin şekillenmesinde destek aldığımız bir odak grubumuz var. Bu odak grubu da annelerden oluşuyor. Farklı yaş grubunda çocukları olan. Çok güzel. Peki anne ve anne adayları için buluşma noktası olarak tanımlıyorsunuz. Bu buluşma noktasında onları neler bekliyor? Bu buluşma noktasında şöyle kısaca bahsetmem gerekirse uygulamanın özelliklerinden. Aslında iki tane temel fonksiyonumuz var. Biz uygulamayı Annelink'e anne ve anne adaylarının keşfetmek, paylaşmak ve birbirleriyle tanışmaları için bir buluşma noktası olarak aslında tanımlıyoruz. Temel fonksiyonlarımız iki tane dediğim gibi. Birincisi anne ve çocuk gelişimine dair uzman yazılarını paylaştığımız bir bölüm var. Burada yayın bize ait. İkinci kısımda annelerin kullanıcı olarak hesap açıp serbest şekilde istedikleri konularda paylaşımlarını yapabildiği bir bölümümüz var. Anket veyahut da standart paylaşım olarak toplu sorularda sorabilirler. Tabii bunlar annelere birçok imkan veriyor. Orada birbirlerine tecrübelerini mi paylaşıyorlar birbirleriyle? Aynen, evet, yani her türlü aslında biz annelere bu anlamda serbest bir alan tanımak istedik. Çünkü ürünün nereye doğru evrileceğini buna göre karar vermeyi düşündük. Annelerin ne istekleri var, ne ihtiyaçları var, bunu gerçekten duyalım ve de bunlara göre biz çözümler geliştirelim istedik ileride. Dolayısıyla bu alanda isterlerse anneler kariyerlerinde yaşadıkları problemlerinden bahsedebilirler, işlerinden bahsedebilirler, çocuk gelişimine dair sorular sorabilirler, birbirlerine tavsiyelerde bulunabilirler. Ancak zaten burada tanışmak isteyen anneler için birbirleriyle de çok fazla hamilelik döneminde vesaire kendi çocuklarıyla aynı yaş grubunda annelerle tanışmak isteyen anneler var. Dolayısıyla da algoritmamız bu anlamda anneleri hem ilgi alanlarına hem de çocuk yaş gruplarına göre birbiriyle karşılaştıran bir ana sayfa akışımız var. Çok güzel. Aslında doğru bilgiye de ulaşmaları için çok çok mantıklı. Aynen, daha kolaylıkla kendi ihtiyacı, hamilelerse direkt hamile annelerle iletişime geçebiliyorlar. Veyahut da benzer yaş grubundaki, böylece ne güncel ihtiyaçlarına yönelik sorulara cevaplar daha kolaylıkla bulabiliyorlar. Evet, ayrıca anneler için hazırladığınız güncel yazılar da mevcut. Onları da çok merak ediyorum. Kimler tarafından ele alınıyor? Profesyoneller mi kaleme alıyor? Tabii ki de şöyle, güncel yazılar aslında bir medikal anlamda yazılarımız var. Bir de diğer çocuk gelişimi vesaire gibi konular da var. Medikal içeriklerimizi Amerikan ortaklı özel bir hastaneden alıyoruz ve aslında annelerin de bizim platformumuzda sorduğu sorulara yönelik cevaplar vermeye dikkat ediyoruz. Güncel olmalarına dikkat ediyoruz. Pınar Hanım, ben de bu güzel sohbet için size çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Başarılar, bol şans diliyorum. Çok sağ olun. Son olarak Lifestyle izleyicilerine neler söylemek istersiniz? Buradan annelere seslenmem gerekirse ürün olarak ebeveynlik anlamında. Annelink uygulamasında hep bir araya gelip seslerini duyurmaları için onlara bir çağrıda bulunuyoruz. Böylelikle gerçekten hem kariyerlerinde hem diğer alanlarında yaşadıkları problemleri birlikte çözüm üretebiliriz. Bu yüzden de bizim zaten Annelink'te sloganımız birlikte bir nesil yetiştiriyoruz. Bu yüzden de dediğim gibi anneleri platformumuza bekliyoruz.
Lifestyle tüm hızıyla devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.